Pensilvanya Güzel Sanatlar Akademisi'nde Thomas Birch tarafından yapılan Fairmount Waterworks isimli tabloya bakıyoruz. Burada resmedilen bir su dağıtım tesisi ve burası bir zamanlar Amerika'nın bir numaralı turizm merkeziymiş. Ta ki 1940'lı yıllarda Niagara Şelalesi pabucunu dama atana kadar. Tabii Niagara Şelalesi çok daha büyük, çok daha görkemli ve gösterişli. Burası ise daha sakin ama oldukça güzel, resmedilesi bir görünüme sahip. Niagara Şelalesi'nin aksine bu manzara insanoğlunun doğayla neler yapabileceğini kanıtlar nitelikte. Doğayı işlevsel hale getiriyorlar. Yani doğadan faydalanarak modern, yararlı, sağlıklı ve güzel bir şehir kuruyorlar. İşte bu insanoğlunun doğayı zarifçe kullanışlı hale getirme şekli. Bu, 19. yüzyılın başlarında oldukça yaygın bir düşünceydi. Pek çok Amerikalı, nehirlerle, ticaret ve kanal inşasıyla ilgileniyordu. Örneğin George Washington'ın, Washington'ın dışındaki kanal inşaatlarına yatırım yaptığı biliniyor. Benzer şekilde Philadelphia'lılar da Schuylkill Nehri kanalının inşasında yer aldı. Böylece bu resimde gördüğümüz buharlı gemiler, daha önce Schuylkill Nehri şelaleleri olarak bilinen bu bölgede gezinebilir hale geldiler. Bu sayede bu nehir, gemi geçişine müsait hale geldi. Tabii şu anda ekranda gördüğünüz harika manzaralara ev sahipliği yapan bu nehrin, tabloda gördüğümüz su dağıtım tesisi yapılana dek pek de etkileyici bir görünümü yoktu. Philadelphia oldukça canlı, gelişmekte olan bir şehirdi. Ancak 18. yüzyılda içme suyu temin edebilmek için kuyulara bağımlı bir şehirdi. 18. yüzyılın sonunda çıkan yangınlarla mücadele edebilmek için yeterli su kalmamıştı ve 1793 yılında da sarı humma hastalığı patlak verdi. İnsanlar bu hastalığın kirli su sebebiyle ortaya çıktığına inandılar. Ancak biliyoruz ki sarı humma'nın asıl sebebi sivrisineklerdi. Tam da o dönemde Philadelphia'da Su İşleri Komitesi olarak anılan bir grup insandan oluşan bir topluluk bir araya geldi. Bu komite sayesinde şehrin merkezinde ilk pompa istasyonu kuruldu. Bu pompa istasyonu 12 yıldan daha uzun bir süre boyunca şehrin su arıtım ihtiyacını karşıladı. Daha sonra komite, şehirde temiz suyun herkese ulaşabilmesi için daha büyük ve donanımlı bir yapı oluşturmaya karar verdi. Frederick Graff, şehrin biraz kuzeyinde, Schuylkill Nehri boyunca ve bugün Fairmount Parkı'nın başladığı yerde, Fairmount Su Dağıtım Tesisi'nin geliştirilmesi için çalışmalara başladı. Neredeyse 100 yıl boyunca şehri temiz suya kavuşturacak binanın ilk adımları böylece atılmış oldu. Fairmount Su Dağıtım Tesisi, modern dünyanın harikalarından biri olarak kabul ediliyordu. Dünyanın her yerinden insanlar bu yeri görmek için geliyorlardı. Graff'ın seçtiği mimari tarzın neoklasisizm olması da oldukça dikkat çekici. Bu seçimiyle Graff'ın bir tür manevi refahla ilişkilendirilen antik dönemin bu ideal mimari tarzına, yani bir tür manevi yükselişe atıfta bulunduğunu söyleyebiliriz. Bu binanın dışarıdan görünüşünün ilham verici olması amaçlanmış. Bu dönemde Philadelphia, Amerika'nın Atina'sı olarak biliniyordu. Philadelphia'da yaşayanlar neoklasik mimari formları kullanmaya devam ettiler. Ön planda o dönemde görebileceğiniz en modern endüstri örneği olan buhar gemisini ileriye doğru iten buhar motoru var ve kanal havuzuna girmek üzere. Kanaldaki bu modern mühendislik harikası sayesinde gemi kıvrımlı nehir boyunca muhteşem manzara ile birlikte seyrine devam edecek. Fairmount Su Dağıtım Tesisi'nin ustalıkla yapılmış bir bina olduğunu söyleyebiliriz. Amaçlanansa nehirde aşağı yönde akan suyu bu binaya yönlendirmekti. Böylece bir taşla iki kuş vurulmuş olacaktı. Bu tabloda görülmüyor ancak Philadelphia Sanat Müzesi'nin şu an bulunduğu konumdaki kayaların hemen yanında bulunan su deposu için böylelikle su temin edilebilecekti. Aynı zamanda gerekli enerji de yine bu sudan elde edilecekti. Halihazırda geçerli olan çalışma sistemi ise şu şekilde. Devasa su çarkları bu suyu yukarı doğru itmek için gereken enerjiyi sağlıyor ve yer çekiminin yardımıyla su şehre dağıtılıyor. Aslında bu tabloyu hem enerjiyi hem de doğanın güzelliğini kullanışlı hale getirebilen insanoğlunun aklının ve emeğinin bir kutlaması olarak görebiliriz. 1825 yılında Atlantik, Hudson ve Büyük Göller bölgesini birbirine bağlayan Erie Kanalı'nın yapımıyla New York, Amerika Birleşik Devletleri'nin merkez eyaletine dönüşmeden önce Philadelphia merkez eyalet konumundaydı.
Çoğu insan bu detayı bilmez ancak bu tablodaki görüntü dünyanın pek çok yerinde baskılar için örnek olarak kullanıldı. Daha sonra bu baskılar dünyanın dört bir yanına yayıldı. Bu baskılar 1820'li yıllarda Çin'de el boyaması porselenlerin yanı sıra yine 1820'li ve 30'lu yıllarda İngiltere'de transfer baskıyla dekore edilmiş porselenlerde de kullanılırdı. Aynı zamanda bu görüntü o dönemde yeni kurulan bir devlet olduğu düşünüldüğünde dünyanın dört bir yanında insanların Amerika'ya dair gördükleri ilk şey. Aslında Hudson Nehri Okulu tablosunun Amerika Birleşik Devletleri'nde resimde manzara geleneğini başlatan ilk tablo olduğu düşünülür. Ancak bu tabloda çok daha canlı ve doğal bir manzara görüyoruz ve bu manzara uluslararası görünürlük kazanan ilk Amerika manzarası. Hudson Nehri Okulu eserinin sahibi Thomas Cole, 1824 yılında Pensilvanya Güzel Sanatlar Akademisi'nde bu tabloyu gördüğünde kendi sanatındaki eksiklikleri hissettirdiği için kalbinin sıkıştığını söylemiş. Amerikan resminde manzara geleneğini başlatan ilk eserin sahibinin bu tabloya baktığında hissettikleri, Thomas Birch'ün ne kadar yetenekli bir sanatçı olduğunu gözler önüne seriyor.